Şimdi Arif Güran'ın bir tane videosu vardı. Yani onu getireceğim ekran arkadaşlar. Yani eski bir video. Daha ilk zamanlardan kalma değil mi? Ne kadar eski? Bir ayda mahvolan hayatlar. 11 gündür kızım kayıptır. Şimdi devletimiz her koldan arıyor. Eski ifadeler, şu an herhangi bir bilgi bizim elimizde yok. Herhangi bir şey söyleyemeyiz. Devletin bir merceği var, valiliktir. Değil mi? Eğer bugün valilik dese anne, baba, amca, dayı gözaltına alınmışsa doğrudur. Baba burada, anne evde. İfadeye herkes gidiyor. Ben bile gitmişim. Eşim gitmiş, oğlum gitmiş, bizim köylülerimiz gitmiş. Yani bu yalan haberlerle artık yemin ederim. Yani artık kızımızın Acısını ifadesini acısını kullanıyor. yaşıyoruz. Yani kız o zamanlar kayıp. Eziyorlar bizi. Bu sosyal medyada olan bu küfürler ayıptır. Ya biz kızımızı istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz kameraya, televizyona, buna, şuna meraklı insanlar değiliz. Araştırabilirsin. Yaşımız 40'tır. İlk defa bir televizyona çıkıyoruz. Kızımız Şimdi şey diyor, biz kameraya falan alışkın değiliz, hani böyle şeylere meraklı değiliz diyor, ama Arif Kiran'ın Instagram hesabına bakın, hep canlı yayın yapmış. Yola giderken canlı yapmış, tarlayı gezerken canlı yayın yapmış falan. Aslında kameraya da meraklı bir insan. Ama işte katil, yani bir çocuğun ölmesi onu örtbas etmekle ünlü oldu istiyoruz. maalesef. Bugün bir valiliğimiz var. Açıklama. İçişleri Bakanımız var. Değil mi? Yanlış mıyım? Yapacağı açıklamalarda ben yalandır diyebilir miyim? Ben kimim? Ben devletten büyük müyüm? Yok. Şu an hepimiz devletin söylediği kelimeye bakıyoruz. Başka bir şey yok. Anne evde ifade. Herkes ifadeye gidiyor. Bütün köylü gitmiş ifade. Sonunda devlet bize bir şey diyecek. Şimdi diyor ki, ya bizden kimse, herkes iftira atıyor. Bak bizden kimse tutuklanmadı. Yürü bir ifade verip geliyoruz ya, bizim suçumuz yok. Al hepsi içeride. Sen hariç. Senle Baran yırttınız. Yani Baran da diyor ben köyde değildim falan. Evet, köyde değildi. Şehirde davetiye dağıtmaya gitmişti ama İstanbul'da da değildi. O tarihte köye gelmişti. Çünkü 24 Ağustos'ta Baran Güran askere gidecekti. TikTok hesabından paylaşmış. 24 Ağustos'ta askere gidecekti. Onun için 21 Ağustos'ta köydeydi. Tavşantepe, Şeytantepe köyündeydi. O kadar garip ki acımızı yaşayamıyoruz. Niye sosyal medyadan yayın yapıyorsunuz? Yani sosyal medyadan bu insanların, yani bunun, o dönem kızı daha güya öldüğünü bilmiyordu ama şimdi baktığımızda öldüğünü biliyorlarmış. Kızı bulunsun diye mücadele eden sosyal medya paylaşımları ve yayıncılarını buradan haklı ediyor. Diyor ki niye uğraşıyorsunuz ki diyor ya. Ben acımı yaşayamıyorum falan. Senin acın yok ki o dönem. Kızın kaybolmuş, kızının bulunmasıyla uğraşman gerekirken oturmuşsun sosyal medyadaki mesajları okuyorsunuz. Keşke kızınızın peşine düşseydiniz. Keşke kızına sahip çıkabilseydin Arif Güran. Keşke kızına sahip çıkabilseydin. Kızına sahip çıkmak yerine katiline sahip çıktı. Katilini aklamak için o toplantılarda, 7 toplantıda yaptığınız senaryoyu anlattın televizyonlara. O senaryoyu anlattın, insanlara bunu yutturmaya çalıştın. Salim'in avukatının röportajını okuduk. Videosunu ayrı bir şekilde yayınladım. Kanalımda var. Videolar kısmından izleyebilirsiniz değerli dostlar. Orada bile, röportajında adam, o bile Salim'in masum olduğuna inanmıyor. Avukatı bile inanmıyor. Avukatı resmen demiş ki ya ben paramı alırım, geriye kalana da şey yaparım, hani ya cezayı da ne kadar düşürürsem o kadar kar demiş. Resmen öyle demiş arkadaşlar. Yani da başka da bir şey dememiş. Yani garip. İnsanlık ölmüş Şeytantepe'de. Vallahi insanlık çoktan ölmüş. İnsanlığın ruhuna Fatiha'sını okumuşlar, Yasin'ini okumuşlar ve gömmüşler. Ama utanmadan, çok rahat, sıkılmadan çıkıp konuşabiliyorlar. Kızının katilini kapatmak için elinden geleni yapıyorlar. Kızının katilini saklamak için, gerçekler ortaya çıkmasın diye elinden geleni yapıyorlar. Elinden gelenin çok daha fazlasını yapıyorlar. Yani biz yayıncılar ve siz değerli izleyenler, sosyal medyada gerçekler ortaya çıksını bunlardan çok daha fazla istiyorsunuz baştan beri. Bunlar hep gerçekler ortaya çıkmasınla uğraştılar. Ya düşünebiliyor musunuz ya? Cinayet günü her biri en az 2 defa duş almış. Evler çamaşır suyuyla yıkanmış. Hallar deterjanlarla yıkanmış. Çamaşırlar, işte perdeler, çarşaflar 2 tane çamaşır makinesinde yıkanmış. 2 çamaşır makinesi o gün çalışmış bu iş için.
Saatlerce duşa girip çıkmamışlar. Arabalarını yıkamışlar kız kaybolduktan sonra. Cinayet mahallini temizlemişler. İzleri yok etmeye çalışmışlar. Kolluk kuvvetleri köyü dinlemeye aldığında, ortam dinlemesi yaptığını fark edince müzik sesini sona kaldırıp öyle konuşmuşlar. Öyle toplantılarını yapmışlar. Sonra da utanmadan ne diyorlar? Biz suçsuzuz, Nevzat suçlu diyorlar. Sizce bu kadar delili karartmanızın sebebi, bu kadar delilleri ortadan yok etmenizin sebebi Nevzat'ı kurtarmak mı? Bunu yer miyiz ya? Şeytan tepe deyince kızıyorsunuz. Şeytan bile terki diyar eyledi. Sizin yanınızda gerçekten şeytana papucunu ters giydirdiniz. Yok, size ponçik tepe diyeceğiz herhalde. Gerçekten insanı çileden çıkaran bir köyle karşı karşıyayız. 40 katı yıkansalar bugün ayamazlar, temizleyemezler. Bu kadar. 40 defa bile yıkansanız bu günahı temizle. Bu günah çıkmaz. Bu günah çıkmaz. Bu günah çıkaramayacaksınız.